Şimdi gelin isterseniz neden bugün görmezden gelemeyiz başlığını üste taşıdığımızı, manşete çektiğimizi size anlatan haberle devam edelim. Dedim ya az evvel programın açılışını yaparken Arınç yine arınçlığını yaptı diye. Kendisi katıldığı programda eline mikrofonu aldı ve partililerine seslendi. Başaracağız dedi, yapacağız dedi, 20 yıldır kaybetmedik dedi ama dedi. Endişelerini ekledi. Görmezden gelinemeyecek bazı gerçeklerin olduğu ve bunların üstesinden gelinmezse AK Parti'nin alacağı oy oranlarıyla ilgili de şüphelerinin olduğunu dile getirdi. Bakalım Sayın Arınç neylerin görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi önümüzde daha büyük bir imtihan var. İbni Haldun mukaddemesinde devletlere bile ömür biçer. Devletler de doğar, biraz büyür, biraz gelişir, sonra gerileme başlar. Yıkıma kadar gider devletler, iktidarlar, idareler, yönetimler. Bütün her şeyin her günkü zevkiyle, her günkü başarısıyla devam etmeyeceği zaten işin doğası gereğidir. AK Parti'nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılarla karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz. Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha 3 sene evvel Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız demiştim. Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir, üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Hanımlar alınmayın, eski bir tabir olduğu için söylüyorum. Bütün tozları, pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır ama siyasetçiye yakışmaz. Bu sıkıntılardan bir an evvel kurtulalım, kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içinde olan insanlar olarak söylüyorum. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarda %60'ı da bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız. Arkadaşlar, başarılı olamazsak seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmaya mecburuz.